Hayatta olduğunuz müddetçe ömrü fırsat biliniz. Bir müddet sonra hayat kapısı kapanacak, bu dünyadan ayrılacaksınız. Gücünüz yettiği müddetçe hayırlı işler yapmayı ganimet biliniz. Tövbe kapısı açıkken ve elinizde bu imkan varken bunu fırsat biliniz. Tövbe ediniz. Dua etmeye imkanınız varken dua ediniz. Salih kimselerle beraber olmayı fırsat biliniz. Gavsul Azam, Kutbu Rabbani, Sultanul Evliya. Abdülkadir Geylani Hazretleri 1078'de Azerbaycan'ın Geylan şehrinde dünyaya geldi. Hazreti Hasan'ın oğlu, Hasan-ı Müsenna'nın oğlu Abdullah'ın soyundandır. Annesinin ismi Fatıma, lakabı Ümmül Hayr olup Seyyide'dir. Abdülkadir Geylani genç yaşta Bağdat'a geldi. Buradaki alimlerden ders almak suretiyle hadis, fıkıh ve tasavvuf ilimlerinde yetişti. İlim tahsilini tamamlayıp yetiştikten sonra vaaz ve ders vermeye başladı. Hocası Ebu Said Mahzumi'nin medresesinde verdiği ders ve vaazlarına gelenler medreseye sığmaz, sokaklara taşardı. Bu sebeple Bağdat halkının yardımlarıyla çevresinde bulunan evler de ilave edilmek suretiyle medrese genişletildi. Abdülkadir Geylani bir müddet ders verip insanları irşad ettikten, hak ve hakikati anlattıktan sonra ders ve vaaz vermeyi bıraktı. İnzivaya çekilip yalnızlığı seçti. Sonra sahralara çıktı. Bağdat'ın ker harabelerinde yaşamaya başladı. Kendisi o yılları şöyle anlatıyor. Bırakın sahra ve harabelerinde 25 sene insanlardan uzak kaldım. Benim kimseden, kimsenin benden haberi yoktu. Bazen uzun müddet yemezdim ve açım, açım diye midemin feryadını duyardım. Bazen üzerime öyle ağırlıklar gelirdi. Bu sırada muhakkak zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Şüphesiz zorlukla beraber kolaylık vardır mealindeki İnşirah suresinin 5. ve 6. ayeti kerimelerini okuduğumda üzerimdeki ağırlıklar dağılıp giderdi. Şeytanlar çeşitli kılık ve kıyafetlere bürünüp toplu halde yanıma gelir, beni yolumdan çevirmek için uğraşırlardı. Kalbimde büyük bir azim ve direnç hissederdim. İçimden bir ses, "Ey Abdülkadir, onlarla mücadele et, onlara galip geleceksin," derdi. İçlerinde bir şeytan durmadan bana gelir, "Buradan git, şöyle yaparım, böyle yaparım," diye beni tehdit ederdi. Canu gönülden, "La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azimi" okuyunca, onun tamamen yandığını görürdüm. Bir kere Abdülkadir Geylani şöyle bir ses işitti. "Ey Abdülkadir, ben senin Rabbinim. Sana haramları mübah, serbest kıldım. Başkasına yasak olan şeyleri sana helal kıldım," diyordu. Bunun üzerine Abdülkadir Geylani Euzu Besmele çekti. "Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sus ey melun," diye bağırdı. Bunun üzerine aynı ses, "Ey Abdülkadir, Rabbinin izniyle çeşitli yerlerde bana aldanmayarak şerrimden, kötülüğümden kurtuldun. Halbuki ben bu yolla 70 kişiyi yoldan çıkarmıştım," dedi. Onun şeytan olduğunu nasıl anladığını sorduklarında, "Sana haramları helal ettim sözünden anladım. Çünkü Allah böyle şeyleri emretmez," buyurdu. Abdülkadir Geylani, şeytanın kendisine verdiği vesveseleri şu şekilde anlatmaya devam ediyor.
şeytanı başımdan savdıktan sonra bana pek lezzetli, süslü ve parlak şeyler göründü. Bunlar nedir dedim. Dünya zevkleri ve ziynetleridir denildi. Dünya ve onun göz kamaştırıcı lezzeti ve çabuk tükenen nimetleri kendine çekmek istedi. Fakat Allah beni onlardan da korudu. Onlara hiç kıymet vermedim. Bunun için kaybolup gittiler. Sonra Allah'ın rızasına kavuşma yolunda insanın önüne çıkan manileri, engelleri gördüm. Bunlar nedir dedim. Senin içinde bulunan manilerdir denildi. Bunlara üstün gelebilmek için bir sene uğraştım. Sonra içimi seyrettim. Kalbimin birçok şeylere bağlandığını, boş hayaller kurduğunu, kendini saraylarda sandığını gördüm. Bunlar nedir dedim. Arzu ve isteklerindir denildi. Tam bir yıl uğraştıktan sonra kalbimi onlardan temizleyebildim. Yine nefsim kendi şeklinde bana gelir, kendine dost olmam için yalvarırdı. Yüz vermeyince zor kullanmak isterdi. Bir kere onu bütün hastalıkları üzerinde arzu ve istekleri dipdiri, şeytanları emrine hazır olarak gördüm. Bir sene mücadele ettim. Allah'ın izniyle hastalıklarını iyileştirdim, arzu ve isteklerini kırdım, şeytanlarını kovdum. Kısaca nefsimle tedricen safha safha mücadele ettim. Bütün bunlara rağmen henüz matluba, maksada ve asıl istediğime varamamıştım. Bunun için tevekkül, şükür ve zenginlik gibi kapıları denedim. Aradığımı fakirlik kapısında buldum. Burada büyük bir şerefe kavuştum, kulluk sırrına erdim, sonsuz hürriyete ulaştım. Bütün arzu ve isteklerim buz gibi eridi. Bütün beşeri sıfatlarım kayboldu. Gönülden, Allah'tan başka her şeyi çıkarıp hep onunla olmak olan fakr mertebesine ulaştım. Abdülkadir Geylani bu uzun dolaşmalardan sonra Bağdat'a dönüyordu. Bir müddetten beri Bağdat'ta bulunan Abdülkadir Geylani, fitne ve karışıklıklar olunca tekrar sahralara çıkmak istedi. Hibe kapısı denilen yere gelince, "Nereye gidiyorsun? Dön, herkes senden faydalanacak." diyen bir ses işitti. "Ben dinimi kurtarmak istiyorum." dediğinde, "Korkma, dinine bir zarar gelmeyecek." denildi. Düşünmeye başladı ve bu işin hakikatini bildirmesi için Allah'a yalvardı. Bu esnada Muzafferiye denilen yerden geçerken birisi kapıyı açıp, "Ey Abdülkadir, buyurun." dedi. Yanına varınca, "Söyle, dün Allah'tan ne istemiştin?" dedi. Abdülkadir Geylani şaşırıp cevap veremedi. Bunun üzerine o zat kapıyı şiddetle yüzüne çarptı. Dün Allah'tan ne istediğini düşünerek yürümeye başladı. Biraz sonra o zatın Şeyh Hammad Debbas olduğunu hatırladı. Bundan sonra onun sohbetlerine gider, halledemediği, çözemediği esrarı, gizli şeyleri ondan sorardı. O da ona bir bir açıklardı. Bazen ilim öğrenmek